Parlamento Hizmetler ve İmar Koalisyonu üyesi milletvekili Kazım Fincan Elhamami, parlamentoda Kerkük Türkmen ve Arap milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi. Başbakan Adil Abdülmehdi'den, Kerkük Sivil Havaalanının açılmasının önünde duran engellerin giderilmesini talep eden Elhamami, yaklaşık %90 oranında tamamlanan Kerkük Sivil Havaalanının açılmasını engelleyen taraflar olduğunu bildirdi. Elhamami, bu davranıştan vazgeçmemeleri durumunda Kerkük Sivil Havaalanı'nın açılmasını engelleyen siyasi çevrelerin adlarını açıklayacağını belirtti. Yüz ölçümü olarak Irak'tan küçük olan İtalya'da 822 havaalanı olduğunu ifade eden Elhamami, Kerkük'te de neden havaalanı açılmasın diye sordu. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erçet Salihi, Başbakan Adil Abdülmehdi'den Kerkük Sivil Havaalanı'nın açılmasının önünde duran engellerin giderilmesini istedi bilirsiniz. Kerkük hava alanı bütün Kerkük'lilerin e, Bütün Iraklıların. Yani bundan önce de biz karar vermiştik. Bu matarın atılmağı, altyapı yapıldı. Yüzde dokuzan iş bitip her şey kamildi yerinde. Ama sultatı ı tayaran Medeni, zuhutat siyasiyeler olur üzerine bu matar atılmasın. Bilirsiniz bu matarın atılmağı Kerkük hakkı için bezdiği Kerkük'ün etrafındaki muhafazalar da oraya gelecekler. Diyaladi, Tikritti, Musuldu. Bunlar hepsi oraya gelecekler. Ama bazı cihetler var, siyasi cihetler var. Bunu arkale bu matarın açılmağını Bağdat'tan. Sağ olsun bizim eski bakan e, ee, Kadım Hamami bizimle beraber durup bu Kerkük. Her zaman bizimle beraberdiler. Bir gün önce bu matarın açılmağı Kerkük halkın büyük bir müşküleden uzak eder atılım oğlu. Orada bir 2000-3000 derece insanlar için oğlu. Biraz Kerkük'e ayrı bir renk verir. Siyasi zahıtlar sultatı tayaran el medeniyeden. Onlardan da konuşmuştuk ama gün be gün bu işi muarkilete koyuyorlar. Reis Uzaray'dan da Yahun'da olan görüşmelerimizde bunu özüne demişik de. Ve resmi kitaplardan da var. Siyasi cihetler var bunu durdurmak istiyor. Ama inşallah bu mukavinet koymaz olursun.